Tekrar merhaba sevgili izleyenler, söz bizim devam ediyor. İlk bölümde hem kayyım uygulamalarını hem kadınların siyasetteki varlığına ve topluma etkilerini biraz konuştuk. Ama ağırlıklı olarak da bu yoksulluk nafakasıyla ilgili yapılmak istenen suni bir gündem olarak böyle bir tespit de var, gündeme getirilen ve şimdi de yargı, ikinci yargı paketiyle birlikte tekrar tartışılması beklenen nafaka ile ilgili çok çarpıcı, çok güncel verileri buradaki konuğumuz paylaştı. Doçent Doktor Ceren Akçabay bölümde ayrıldı. Ama ilk bölümde burada olan stüdyo konuğum HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu burada. Ve Tuğba Torun, avukat ve gazete duvar yazarı, hak savunucusu, o da katıldı yayınımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz nafaka meselesini, yani aslında ne kadar yanlış bir şekilde bu anlamda toplumun da yönlendirildiğini biraz konuştuk. Belki Filiz Hanım orada bir ekleme yapmak ister. Çünkü bu şimdi gündeme gelecek. Ne şekilde gelecek, mecliste gündeme gelecek? Bu rapor neden önemli? Belki ondan bahsetmek istersiniz. Ya ben öncelikle Kadın Dayanışma Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Hı. Çünkü gerçekten ortada uçuşan rivayetler vardı ve biz hep şunu söylüyorduk, hatta bununla ilgili önerge de vermiştik. Yani gerçekten ortada bir sorun varsa öncelikle bunun tespit edilmesi lazım rakamlarla. Yani kaç kadın ne kadar nafaka alıyor, ne kadar suistimal var tırnak içerisinde gibi. Tamamen verisiz bir toplumuz ve buna dayanmadan yapılıyor her şey. En azından bu araştırma ve bu raporlama o rivayetlerin gerçek olmadığını ortaya koyan şeylerden biri oldu. Aynı zamanda biz mecliste bir komisyonun kurulmasını sağladık. Hep beraber kuruldu bu komisyon. İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması ve denetlenmesi komisyonu. Bu komisyon gerçekten önemli bir komisyon. KEFE'in, yani Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun alt komisyonu olarak çalışıyor ve ben de bu komisyonun üyesiyim. Bu komisyona gelen hemen hemen bütün yargı mensupları, işte barolar, bütün barolardan, yani çok sayıda, belki çok az sayıda herhalde rapor göndermeyen oldu. Hepsinden şiddet, işte İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla ilgili raporlar istendi. Sivil toplum örgütleri de geldiler, katıldılar farklı cenahlardan. Bunların hepsinin aslında nafaka konusunda da bence ortak bir tespiti vardı. Yani kadın yoksulluğunun bu ülkede ne kadar fazla olduğuna ilişkin ve nafakayla ilgili bir değişikliğin yapılmaması gerektiğine ilişkin. Yani. Ben özellikle bunu da vurgulamak istedim ki zaten bu Kadın Dayanışma Vakfı'nın raporu da bunu ortaya çıkarıyor. Yani kendi avukatlık deneyimimden de şunu ifade etmek isterim ki kadınlar zannetmesinler ki kolay boşanıyorlar. Hayır, kadınlar gerçekten artık şu noktaya geldiğinde o boşanma davasını açıyorlar. Ve şiddet dayanılmaz oluyor, yoksulluk dayanılmaz oluyor, şiddetin her türlüsü tabii dayanılmaz oluyor. Sadece fiziksel şiddet değil. Ve bu nedenle artık boşanma kararını alıyorlar. Öyle ortada hani ben işte bir yıl denedim bunu, hadi ben şimdi gideyim boşanayım falan gibi haller yine rivayet. Yani tabii ki böyle örnekler var. Çok büyük bir azınlık. Tabii ki yani var. Yani olabilir de şey, zaten. Olabilir de zaten. Yani bunun kınanacak bir tarafı yok. Yani bu da olabilir zaten. Ama başta da söylediğim gibi nafaka süresiz olan bir şey değil. Her zaman kaldırılabilecek bir şey. Kanundaki koşullar olduğunda kimse bu rivayetlere itibar etmesin. Hani bunu savaş söyleminde bile kullanmaya
çalıştılar. Gerçekten o da ilginçti. Evet. Akit gazetesinde bir baş çavuşun mesela ben ne diyordu işte eski eşine nafaka verdiğinden söz edilen bir haber yapılarak işte kahramanca o mücadele ederken bir yandan da nafaka veriyor gibi. Yani sanki ne alakası, birbiriyle alakası var bunun. Olan şeylermiş ama gibi. Savaşla yani da buradan bile bir amasetle bir karşı söylem yaratılmaya çalışıldı. Bugün mesela Münevver Bulut değil mi? Emine Bulut pardon evet. Şeyler. Müzeyyen Boylu. Müzeyyen Boylu, Münevver Karabulut Münevver. Ve evet, işte hep o kadar kadınların çok var o kadar çok kadın var ki öldürülen gerçekten. Müzeyyen Emine Bulut davasında da mesela bir başka gerçekten beni irkilten gerekçe oldu kararda. Mesela diyor ki hakim o elinde bıçakla onca zaman bıçak taşıyarak işte dolmuş duraklarında orada burada beklemesi aslında bunu tasarlamak değilmiş. Yani tasarlamaktan ceza vermedi ve aynı zamanda da canavarca hisle öldürmekten uygun görmemiş hakim ceza vermeyi. Canavarca bir değil, çocuğunun evet, önünde yani bundan daha canavarca bir şey olamaz aslında. Gerçekten ölmek istemiyorum diyen bir kadını çocuğunun önünde boğazını kesmekten herhalde daha canavarca yapılabilecek bir şey olamazdı. Ama o demin dediğim işte oradaki erkekliği ve erkek egemen zihniyeti, varoluşu gerçekten yargı mensuplarında da maalesef evet, görüyoruz yani. Ben onu size daha sonra Tuğba Torun'a da söz verdikten sonra belki fırsat kalırsa bu çünkü kadın erkek fırsat eşitliği komisyonundaki tartışmalar çok enteresan. Bir de bu yani hani kadına karşı şiddeti önlemek için 6284'ten bahsediyoruz. Orada bir takım değişiklikler mi yapılıyor? Neden İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz ediyorlar? Nedir kafalarındaki? Ya da hani neyi doğru koymak lazım belki? Çünkü sivil toplumun buradaki çıkışları çok etkili oluyor. En azından yanlışları düzeltmek adına. Evet. Fakat şimdi Tuğba Hanım'a bir gelmek istiyorum. Çünkü Tuğba Torun da düzenli olarak zaten bu konuda da yazıyor. Zaman zaman söyleşiler de yapıyorsunuz. Mesela veriden bahsettik. İşte bu nafaka ile ilgili yani kim nafaka alıyor, ne kadar nafaka alıyor, boşanmalar hangi koşullarda gerçekleşmiş onları öğrendik. Ama mesela şimdi cinsel istismarcılarla ilgili, cinsel suç işleyenlerle ilgili bir af söylentisi var. Bu nedir bir kere? Ve burada yani biz neden cinsel istismar verilerine ulaşamıyoruz diye de bir yazı yazmıştınız. Belki ona da atıfta bulunabilirsiniz. Bu öncelikle veri konusu hakikaten sadece kadının insan haklarında değil, genel olarak Türkiye'de ciddi bir problem. Veri analizi, veri depolaması ve insanlara bu verilerin aktarılması konusunda ciddi bir Türkiye'de sistematik eksiklik var. Ama İstanbul Sözleşmesi zaten 14. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam, verilerin tutulmasını şart da koşuyor aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla özellikle bu koruma kararlarıyla ilgili ciddi bir verim eksikliği var. Ve şimdi cinsel istismar konusunda da Adalet Bakanlığı yenilerde 2002-2017 yılları arasındaki verilerini kapattı. Yani var olan veriler de artık var olan kapanmaya başlandı. Biz bunu tabii ki rastlantısal olmadığını biliyoruz, düşünüyoruz. Bu çıkacak olan yasayla ya da çıkarılmak istenen yasayla ilgili diye düşünüyoruz. Cinsel istismarcısıyla evlenmesi halinde cezanın ertelenmesi konusu 2016 yılında bizim karşımıza gelen bir konuydu. TCK Türk Ceza Kanunu 103. maddesinde bir anayasa mahkemesinin kararıyla iptal durumu söz konusu olmuştu ve orada yeni bir yasa tasarısı gündeme gelmişti. Orada tabii çok büyük tepki ortaya çıktı. Neye tepki gösterdik? Evet. Cinsel istismara uğramış bir çocuk eğer failiyle evlenirse bu cezanın indirileceği ya da hatta o zaman af gibi tabii
gündeme geldi. Şu anda ya resmen istismarı meşrulaştıran bir şey bu. Cezanın bu kadar net. Ertelenmesi ya da kısmi affı şeklinde konuşuluyor şu anda. Tabii o zaman Türkiye ayağa kalktı haklı olarak ve o tepkilerle biz bu yasayı durdurduk. Fakat o esnada tabii bir gol yemek diyorum ben buna. Kademeli ceza sistemi geldi. Eskiden 15 yaş altına sabit bir cinsel istismar durumunda faile ceza verilirken 0-12 yaş arası, 12-15 yaş arası, 15-18 yaş arası bunlara diye mağdurları ayırdılar. Ve kademeli ceza sistemi getirdiler. Bu da şu etkiyi yarattı. Sanki 12-15 yaş arasındaki çocuğa uygulanan cinsel istismar bir miktar daha normal, meşruymuş gibi bir algı yarattığı için de bence korkunçtu zaten. Tabii. Hepimize göre de öyleydi. Şu aşamada tekrar gündeme getirdiler bu yargı paketiyle. Biliyorsunuz ki iktidarın şöyle bir tarzı var. Önce konuşuyor, ortaya atıyor, konuyu ısıtıyor, insanlara konuşturuyor, yok ediyor bir ara, ondan sonra tekrar getiriyor gibi böyle bir alıştırma yöntemi var. Örneğin müftülük yasasında da biz çok karşı çıktık. Çok dev tepkiler gösterdi kadınlar, toplumun tamamı hatta. Ama dediler ki siz isteseniz de istemeseniz de biz bu yasayı geçireceğiz. Bir de böyle bir inat tavırları var. Dolayısıyla bu yasada da eğer her ne kadar kefekte ya da yine örgütler hepimiz toplum olarak karşı çıksak da isteseniz de istemeseniz de geçireceğiz gibi bir yöntemle bunun için çabaladıklarında hani ne kadar engel olabileceğiz bilmiyorum ama bence olabiliriz. Yani burada aman canım peki zaten de yapıyorlar gibi düşünmememiz gerekiyor. Konuyu tabii şimdi sonundan yorumlamamak lazım ama bu yasa neyi getirir? Öncelikle hep diyoruz ya cinsel istismarın meşrulaşması yani normalleşmesi. Öyle bir şey ki birçok etkisi var. Şimdi siz bir çocuğu failiyle cinsel kendisini istismar eden bir failiyle evlendiriyorsunuz ve diyorsunuz ki işte cezan ertelenecek, af olacak. Bunun bir sürü sonucu var. Bir kere bu çocuk korku, baskı altında bu kararı vermiş olabilir. Yani olayın, suçun hemen akabinde zaten o yaşta yani çocuk irade yok bir yani. İnsandan var bahsediyoruz. Ama nasıl bir çocuk, karar verebilir? Çocuktan bahsediyoruz. Evet. Çocuktan. Adı üstünde çocuk. Yani 18 yaşın altındaki herkes çocuk. Normalde 16 yaşını doldurmuş herkes kanunda hakim izniyle evlenebilir. Bence bu da hatalı bir tabii ki madde. Yani bunun bile hakim olmaması lazım. Nasıl şey yapacak kesinlikle yani kanunda olan neyse onun uygulanması gerekiyor. Ve biliyorsunuz ki yaş büyütme durumları da oluyor. Yani burada çok riskli durumlar bunlar. Bir kere bu gündeme gelebilir. Sürekli bir hani aman yeter ki evlensin, evlenebilsinler diye yaşı büyütme durumu ortaya çıkabilir. Belki 16 yaş altı çocukların evlenmesi gündeme gelebilir. Düşünsenize bir fail var, ailesi diyor ki hapiste diyelim ki oğulları. Mağdurun ailesine diyor ki sizin yüzünüzden bizim oğlumuz hapiste. Bu arada aile senin yüzünden namusumuz dile düştük diyor diyelim ki bir de hem kendi ailesi tarafından hem karşı tarafın ailesi tarafından çifte baskıya maruz kalmış bir mağdur düşünün. Zaten travması hani hayatı kararmış bir çocuktan bahsediyoruz. Bu baskılara ne kadar direnebilir ki? Bir kere ortada bir özgür irade yok. Özgür iradeden bahsedemeyiz. Yani bu evliliğin ne kadar sağlıklı bir evlilik olduğu tartışma konusu dahi edilemez. Bu böyle. Onun dışında evlenince cezanın tamam geriye yönelik diyorlar ama cezanın affedileceğini duyan kişiler aman canım ileride de bir şekilde zaten af çıkıyor sürekli zaten sürekli yasalar değişiyor diye düşünerek cezasızlık algısı diyoruz biz buna. Evet. Yani ceza da zaten verilmiyor bir şekilde verilse bile geçiyor gidiyor azca çekip çıkıyoruz diyorlar. Bu algı suç potansiyelini daha da çok artırıyor. Suç oranını daha da çok artırıyor. Bu da ciddi bir sakınca. Ve bu çocukların geleceğini karartıyorsunuz. Yani bu çocukların hayal kurma hakkını ellerinden alıyorsunuz. Her şeyini elinden alıyorsunuz canım. Yani korkunç bir suç yani iradesi dışında bir şey işlenmiş. Ve hani suçluyla baş başa bırakıyorsunuz hayatını bitiriyorsunuz. Aynı eve koyuyorsunuz. Hatta eve kapanmasına, kocasına, işte
eşine, çocuklarına adapte etmek suretiyle okulundan belki çalışacak, belki kariyer, belki hayalleri var. Yani her ne kesimde olursa olsun, sadece eğitimsiz kesimde ya da Türkiye'nin bir bölgesinde olan vakalardan bahsetmiyoruz. Her yerde var bu. Evet. Çünkü istismar biliyorsunuz ki sadece bir bölgede ve bir kesime has bir şey değil. Dolayısıyla da her kesimden çocuğu aslında siz hayattan koparmış oluyorsunuz. Evet. Hem psikolojik anlamda failinle aynı evde bir ömür geçirmek bu dayanılabilir bir düşünce değil. Hem bunu yaşatıyorsunuz çocuğa hem de suç, yani bu suç ve ceza kavramını birbirinden ayırıp koparıp paramparça edip o yaptırım olgusunu ortadan kaldırıp bir suç toplumu, bir kaos toplumu yaratıyorsunuz. Yani bu sadece zaten bu konuda değil, yani bu düzenlemelerin tamamıyla beraber ele alındığında siz şunu yapmaya çalışıyorsunuz. Biz bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda çeşitli yasalar çıkarıyoruz. Ve bunları her şeye rağmen isteseniz de istemeseniz de çıkarıyoruz. Burada kanunun daha evvel uygulanmış olan hükümlerin, uygulamanın, içtihatların, evrensel ilkelerin, değerlerin, hukuk sisteminin, evrensel hukuk sisteminin hiç önemi yok. Anayasanın ilk 4 maddesi falan da hiç umurumuzda değil. Ve biz ne olursa olsun bunları yapacağız. Kendi hedefimiz doğrultusunda bu sistemi değiştireceğiz diyorsunuz aslında. Belki Filiz Hanım burada bir itirazı olabilir. Yani bu kadar kesin bir şekilde, yani bunların yani iktidarın... Yok tabii ki, yani biz bu kadar yasal değişikliği o kadar evet. mücadeleyle kazandık. Yani o yüzden ben hiçbir şekilde şu anda hani olacakmış gibi davranılmasından yana değilim. Yani bazen aslında bu konuda şimdi, bu alıştırma şeyinin kimin, bir parçası bir felsefecinin şeydi, adını şu anda hatırlayamayacağım, biraz da öyle rahatsızlıklarım nedeniyle de kafam tam toparlayamıyorum ama karşınızdakine çok büyük bir güç atfettiğinizde, yani onun her şeyi yapabileceğini düşündüğünüzde aslında onun gücünü büyütüyorsunuz. Yani biz büyütüyoruz biraz da o gücü. Bugüne kadar kadınlar çok şeyi engellediler muhalefetle. Ben bunun için gerçekten hani başta Tuba'm da söylediği gibi engelleyebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için uğraşmak gerektiğini düşünüyorum. O zaman neyi yani, konuşmamız lazım bizim? Yani ya bunu getiremezsiniz. Hı. Yani çocuk istismarı suçtur, cezasız kalamaz ve bunu getiremezsiniz. Yani biz ta eski ceza kanununda o koca koca profesörler kalkıp da şey maddeleri koymuşlardı ve bunu savunuyorlardı. Yani ben çok iyi biliyorum, çalıştığım Güncel Hukuk dergisinde aynı sayıda hatta Suli Dönmezer'le ikimizin yazıları vardı. Onunki peki ne olacak bu kız çocuklarının hali diyen, yani o tecavüzcüyle evlendirme yasasını ceza kanununda değiştirmeyi savunduğumuz, nasıl işte cinsel saldırıda bulunan birisi onunla evlendiğinde saldırıda bulunduğu kişiyle, hatta 5 kişi cinsel saldırıda bulunmuşsa 5'i birden cezasız kalıyordu. Yani sadece evlenen değil, evet. evlenenin yanı sıra diğerleri de cezasız kalıyordu. Böyle rezil kanunlarımız vardı. Şimdi biz bunun için mücadele ettik. Ceza kanunu, TCK kadın platformu olarak onlarca kadın örgütü bu çabaları verdik ve ceza kanununun işte o genel ahlak, adaba aykırı cürümler denilen saçma sapan kavramsallığını değiştirerek kişilere karşı suçlar olarak, işte kişiye ve cinsel suçlar başlığı altında bunu kavramsallaştırdık. Evlilikte tecavüz diye bir kavram yokken evlilikte tecavüz suç olarak düzenlendi. Bunları biz başardık. Yani kimse öyle arkasına bakmamazlık etmesin. Yani bunları biz başardıysak bugün de aynı şekilde, şimdi bu kanun, bu teklif eğer yasalaşırsa ben ne olacağını söyleyeyim tek tek. 10 yaşındaki bir çocuğu istismar etmiş bir kimse, çocuk medeni nikah kıyılacak yaşa geldiğinde bu çocukla evlenirse cezasız kalacak. Bu kişinin çocuğun akranı olmasının ya da kendinden 10 yaş büyük olmasının önemi olmayacak.
Böyle bir kanun yasalaşırsa tecavüze uğrayan çocuklar baskıyla rızaları olduğunu söyleyecekler. 15 yaş ve altında imam nikahı adeta devlet eliyle teşvik edilmiş olacak. Evlilik halinde boşanma durumuna kadar hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın infazının ertelenmesi de istismara uğramış çocuğun tehditle evliliği sürdürmesine neden olacak. Yani tekrar af yasaları beklenecek sizin de söylediğiniz gibi. Çocuklarını para karşılığı istismarcılara teslim edilen kişiler de evliliğin gerçekleşmesi halinde cezadan kurtulacaklar. Yani 10 yaş gibi bir şeyi tasarlıyorlarmış. Bir kere 12 yaş düşünsenize, yani 12 yaş ve 10 yaş büyük birisini. Hüseyin Üzmez vakalarını biz gene tabii yaşayacağız. Yani bunu defalarca tekrar ediyoruz. Çocuklara bunu kimseye yaptırmayacağız. Yani bunu herkes bilsin. Şey diyorlar işte, evlenmişlerdi eşleri cezaevinde olanlar için aslında bunu getiriyoruz. Biz yıllarca söyledik, akran hukuku diye bir şey oluşturun. Gençler arasında bir hukuk oluşturun. Akran, yok, o da istenmiyor. Hukuk, o da istenmiyor. Evet. Akran hukukunun oluşması lazım. Orada gençleri cezalandırmayın. Yani hakikaten başka bir gençlik hukukunun olması lazım. Ama orada bir yaş farkı, marjı konması lazım. Uzmanlar bunu 3 diyor. Hadi en fazla 5 olsun diyelim. Ama 3 gerçekten bazen 5 de 12 ile 17 arasında ciddi bir fark yaratabiliyor. Yaş farkı derken tabii yaşı büyük erkekler saldırganlardan, saldırganlık korumak söz konusu için, yani özellikle söylediğimiz bir şey. Ama burada bütün bunları görünmez kılıyorlar ve aslında bunun nedeni işte 15 yaşın altındaki çocuklar imam nikahıyla evlendirilmiş. Ondan sonra bir şekilde ortaya çıkıyor bu. Bu suç olduğu için bunlar soruşturuluyor. Bu soruşturma 6 yıl sürüyor, 10 yıl sürüyor. Ondan sonra bu adamlar, bu işte genç veya yaşlı bilmiyorum, cezaevine giriyorlar. Ondan sonra kadınlar gelmiş 25 yaşına mesela, çoluğuyla çocuğuyla ve resmi nikah da sonra kıyılıyor tabii o yaşa geldikten sonra. Çoluğuyla çocuğuyla ortada kalıyorlar, diğerleri de cezaevinde oluyor. Şimdi aslında buradaki handikap o soruşturmanın hemen yapılması ve ne yapılacaksa istismarın o anda cezalandırılması, cezasız bırakılmaması. Aksine şimdi bütün istismarların cezasızlığının önünü açıyorlar. Yani böyle bir şeye Türkiye toplumu bir lokmacık zerre kadar eğer çocuklara sevgisi varsa, ki bunu iddia eder hep toplumumuz, çok severiz çocukları, aman tabii onlar çocuk, bizim başımızın tacıdır, şöyledir böyledir diye, o zaman buna hep birlikte izin vermememiz gerekiyor. Burada bir nokta var aslında, 3 noktaya hemen. Şimdi 2016'da bu teklif geldiğinde, bu konuşulduğunda Adalet Bakanı dönemin şöyle bir şey söyledi, 286 kişiden bahsetti. Şimdi bu konuşulduğunda mesela ben şöyle bir şey duydum bir vekilden, muhalif bir vekilden. Ama mağdurlar var dedi. İrkildim tabii ki. 286 kişiydi o zaman. Şu an olsun artık, hani 3 yıl sonra. Hadi 300-400 neyse artık. Siz bu 200-300 kişi için bu mağdurların tamamını ve gelecekteki çocukların tamamını birden ateşe atıyorsunuz. Bir kere burada fayda zarar dengesine bakmak gerekiyor. Yani kanunlar kişilere özel yapılmazlar. Tektirler ve herkese eşit şekilde uygulanırlar. Tıpkı nafakada olduğu gibi. Bir avuç mağdur için koca bir kadın insan hakkı hukukunu, çocuk hakkı hukukunu çöpe atamazsınız. Ateşe atamazsınız. Bu bir. Hatta şöyle bir cümle de oldu diye hatırlıyorum, geçen Canan Güllü de, Sayın Canan Güllü de bahsetmişti. Şöyle bir şey söyledi o 286 kişi için. Aman canım, onlar da bizim zaten siyasi seçmenlerimiz, ne yapsaydık yani gibi bir cümle de çıkmıştı ağızlarından. Bu dipnot. Yani buradan o muhalif erklere de söylemiş olalım. Aman akıllarında mağdur da çok gibi bir fikir varsa, yok. Öyle bir
şey yok. Yani o bir algı, çoğunlukla algı zaten. Tıpkı öyle. Yine nafakada 62-84'te yaptıkları gibi. Bu bir algı operasyonu. Dünya şu anda böyle ilerliyor zaten. Post-truth diyorlar buna. Trump da böyle kazandı seçimleri. Diktatörler böyle kazanıyor seçimleri zaten artık. Yani bu aşırı milliyetçi yükselen sağ koşullarda. Yani yalan algıyı yayarak kazanıyorlar. Ama bizim işimiz gerçeği ortaya çıkarmak. Ceza muhakemesinin amacı da maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Biz hukuku böyle öğrendik. Onun dışında Aile Bakanlığı'nın 2019 Nisan tarihli bir raporu var. Bu zamana kadar olmuş bitmiş bütün faaliyetlerini yazmışlar. Neleri planladıklarını da yazmışlar. Bakıyorsunuz, ben tek tek inceledim ve kendi partim için bir rapor çıkarırken özenle hepsine baktım. Orada şöyle bir ibare, yani yapılanlar arasında şunu söylüyor. Eskiden bu TC alıkoyma suçunda evlilik halinde cezanın işte ertelenmesi ya da affıyla ilgili yasayı kaldırdık diyorlar ve bununla övünen bir şekilde yazmışlar oraya. Ne güzel, bravo. Yani hakikaten çok iyi bir gelişme. Peki aynı şeyi üstelik de cinsel istismar suçunda şu an niçin tekrar getiriyorsunuz? Daha kötüsünde niçin tekrar getiriyorsunuz? Hemen buradan şuraya bağlayacağım. Evet, biz Filiz Hanım'ın da söylediği gibi müthiş kazanımlar yaptı bu zamana kadar kadınlar, hem Türkiye'de hem dünyada. Yapmaya da devam edecekler çünkü kadın hakkı mücadelesi hep ileriye gitmiştir. Fakat yani en kötü şunu düşünebiliriz, zulmün altısın ki zeval bulasın durumu var ya. Yani en kötü her zaman için o karanlık dönemler iyi aydınlığı örgütler. Ben öyle düşünen biriyim. Dolayısıyla biz de buradan bir yeni bir mücadele pratiği de öğreniyoruz aynı zamanda. Çünkü bahsettiğim şey karşımızda her şeye rağmen evlilik, her şeye rağmen boşanmamak, her şeye rağmen aile, evli kalmaya zorlamak, aile olmak zihniyetiyle mağdurlar üreterek yasalar yapmaya çalışan bir iktidar zihniyeti var. Buradaki fark şu, elbette biz güçlüyüz ve biz mücadelemizi vereceğiz ve biz kazanacağız ve umutlu bakıyoruz bu durumlarda, ama şu anda o ilerleyen tarihten aslında kazanılmış haklarımızın geri alındığı bir geleceğe doğru, yani öyle bir şeyle ilerliyorlar. Böyle bir politikayla ilerlemeye çalışıyorlar. İstendi ama baktığınızda bence mütülük yasası da aslında, ya da kürtaj örneğin. Ya bunların hepsinde bence kayıplar oldu. Ya da bugün bir Boğaziçi mimar yasasında bile aslında kazanılmış hakka yönelik bir daha kaybetmedik var. Ama yani. Kaybetmedik ama bunların işte hepsi saldırı, ona planlama. Karşı mücadeleydin. Burada ben şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden bu, yani en azından kazanılmışı ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim yoktu bildiğim kadarıyla. Hani dönem dönem belki böyle hani bu kadar sistematik ama değildi. Ama kadın ve aile meselesi zaten vardı canım, hep bir şey. Yani hep bir şekilde gündemde. Tabii şöyle yine bir şey var. Yine boşanmayı önleme komisyonu kurulmuştu. Yani mesele şuradan kaynaklanıyor. Cemil Çiçek zamanında biz yok işte flört fahişeliktir denmişti. O evet. Boşanmayı önleme komisyonuna karşı bizim arkadaşlarımız işte mutsuz olmadıkları halde boşanmışlardı. Boşanma eylemi yapmışlardı Türkiye tarihinde ilk defa. Boşanma eylemi. Tabii sırf bunu protesto etmek için, yani o dönemde kimisini boşamıştı mahkemeler, kimisini boşamamıştı. Yani o zaman kolay değildi çünkü tabii. Boşanmak aynı zamanda. Ben yine de burada ısrarla söylüyorum. Boşanma komisyonu diyoruz ya biz, o rapordan çıktı. Birçok yasa taslağında şu an böyle toplu tabii. Sistematik bir kazanılmış haklara yönelik belki hareket yoktu. Muhakkak hep vardı zaten. Ne yani olmasa o etki tepki meselesi olmaz. Durumu ortaya çıkmaz. Fakat işte burada bence bu durumun farkına varıp ona göre daha da örgütlü, daha da kolektif bir mücadele yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tam da ne yapmalıyı belki de konuşmak lazım. Gerçi kadın örgütlerinin, hak savunucularının bu konuda çok iyi tecrübeleri var, değil mi? Evet, yani dediğim gibi yani sonuçta yıllara yayılan bir deneyim var. Birlikte mücadele etmeyi biliyoruz. Yani biz sadece temsilciyiz yani mecliste. Gerçekten ben hani sonuçta bir feminist hareketin sadece sözünü taşıyan bir kadın olarak oradayım. Onlar
bu anlamda ciddi bir mücadele içerisindeler ama ne yapılabilir de meclise gelmeliler. Yani herkesi ziyaret etmeliler. Kadın örgütleri. Kadın örgütleri. Hepsi ısrarla gelmeliler. Ziyaret etmeliler. Bu arada kadın örgütleri diye de belki lafınızı bölüyorum Feyzan ama yani çok daha yani bu toplumun her kesimini ilgilendirdiği için hani demin de diyorduk yani çocuk meselesiyle tabii, ilgili tabii. Çalışanlar. Onlar da çocuk yani haklarını savunanlar. Belki üniversitelerden, üniversite diyeceğiz ama yine de yani belki zorlamak da gerekiyor. Evet. Yani gelin meclise bu konuda konuşun, görüşün diye. Çünkü bir artık kabullenilmişlik içerisine ya buradan nasıl bir şey çıkmaz gibi bir şey kapılmamak lazım. En tehlikeli lazım. Şey o. Yani zaten bunu getirecekler, zaten bunu yapacaklar. Hayır, böyle bir şey yok. Yani başarabildiğimiz şeyler var. Bakın Rabia Naz komisyonunun kurulmasını sağladı bu meclis ve kamuoyunun tepkisi ve ısrarıyla sağladı. Yani sadece meclisteki parlamenterlerin ısrarıyla olmadı bu. Aynı şekilde dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması, alt komisyonunun kurulması. Yani bunlar önemli şeyler. Yani bunları yapabiliyorsak, bunu yapılmasını sağlayan şey aynı zamanda kamuoyu baskısıdır. Hı hı. Bu nedenle iyi de hatırlattınız. Evet, çocuk haklarıyla uğraşan bütün örgütler de bununla ilgili gelmeli. Bir ısrarlı takip yapmalılar. Yani nasıl kadınlara ısrarlı takipte ayrı bir suç olarak düzenlensin diyoruz ya, şiddet konusunda bununla ilgili bir ceza maddesi yok, yeterli bir karşılığı yok diye. Hakikaten aslında istemediğimiz şeyler konusunda çok haklıyız bu konuda ve ısrarlı olarak takip edip meclise gelmeleri lazım. Komisyonlara belki örnekler, raporlar, hayattan bazı şeyler sunmaları lazım. Şimdi orada kadınlar da, o genç kadınlar da geliyorlar. Hepimizi ziyaret ettiler. Ben çok açık konuştum onlarla. Evet, onların yaşadıkları duruma da üzüldüm. Dediğim gibi yani 25 yaşında mesela çoluğuyla çocuğuyla işte eşi cezaevinde ve ısrarla bana diyor ki ben onu çok seviyordum. Birbirimizi biz severek beraber olduk. Tamam, böylesi de vardır ama ben şunu açık söyledim. İster miydin dedim yani. Sen böyle olmadığını düşün. Ve sana işte gerçekten zorla evlendirildin. Zorla işte önce imam nikahı kıyıldı, sonra evlilik yaşına geldin, evlendirdin. İster miydin böyle bir çocuğun da aynı şekilde işte ömür boyu burada mahkum kalmasını? Hayır, istemezdim diyor. O da istemez yani böyle bir şeyin olmasını. O yüzden hakikaten o dengeler tek tek kişiler için kanun yapılmaz, böyle yapılabilecek bir şey değil. Bizim en fazla kollamamız gereken şey, evet 18 yaşın altı çocuksa çocukları kollamamız lazım. Kollamak da şey değil tabii, yani biz de sahibiymişiz gibi zannediliyor çocukların. Yani biz çocukların sahibi değiliz. Aslında kendi eğitimlerine, kendilerine doğru düz olanaklar sunsak zaten onlar kendilerini korumayı çok iyi bilecekler. Çocukları da güçlendirmek lazım. Tıpkı kadınları güçlendirerek aslında şiddetten korumak daha fazla mümkünse bizleri, aynı şekilde çocuklar için de bu geçerli diye düşünüyorum. Evet. Burada bence şu da çok önemli yapılabileceklerimiz arasında. Şimdi evet, kazanılmış haklara saldırılar silsilesi var. Fakat bu silsile hep İşte hakkımı elimden alma, bu yasayı getiremezsin, direnme modundan bence talep etme moduna daha çok önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Dilimizde de buna önem göstermeliyiz. Örneğin işte idam çözüm değil yerine yaşam hakkını savunuyoruz ya da İstanbul Sözleşmesi'ne den çekilemezsiniz, yok sayamazsınız demek yerine İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın demek lazım. İşte komisyon evet, kurulması. Yani bu komisyonun kurulması zaten bir talep kendi başına. Bunun gibi daha çok talep yükselten bir dil ve bir mücadele biçimi benimsemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü direnme modunda kaldığımızda sürekli yani ilerleme olmadığı gibi psikolojik olarak pasifize ve alışma durumu gündeme gelebiliyor. Yani kadın örgütleri de canlı başla çalışıyorlar ama hepsinde dönem dönem yorgunluklar oluyor. Yani tabii düşüyor, iniyor, çıkıyor ama özellikle kendimizi de yormadan daha
Umut'la ne yapabiliriz üzerinden ilerlediğimizde belki o psikolojik yorulma da biraz şey olur. Birazcık şunu da tabii önemi yavaşlar. Var. Yani medyada da bu konular o kadar az veya o kadar yanlış şekillerde tabii hani ben sadece ana akım diye de bir şey kalmadı. Yani onu gene ama yaygın medya diyelim. İnsanların evine giren işte televizyonlardan vesaire yani en çok bizim gibi kurumlar da var. Hani başka türlü konulara farklı yaklaşan başka sesleri de değil ama bu bir azınlık. Ama daha fazla insana seslenebilmek gibi, ulaşabilmek gibi bir şey var. Çünkü pek çok kadın, pek çok insan, yurttaş bir sürü hakkından habersiz bu ülkede. Tabii. Çocuklarıyla ilgili hani mahallede bir şey olduğunda ayaklanıyor vesaire ama hani aslında bilmiyor orada ne yapması gerektiğini, ne şekilde yani belki tabanla ilgili, toplumla ilgili yani muhalefet pek çok şeyde ortaklaşamıyor ama en azından ki daha önce bunun örneklerini gördük, tam da kazanım buydu zaten, bu konuda daha fazla bir ortaklaşma ve birlikte çalışma topluma ulaşma gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum. Evet. Siz ne dersiniz? Kesinlikle. Yani yani daha fazla bakanım yani bu veri meselesi yani bir takım meseleleri bazen sosyal medyada bile çözebiliriz. Yani kendi kendimizi küçümsüyoruz ama yani Rabia Naz meselesinde tabii. Mesela burada da anmak isterim Metin Can'ın o kadar ısrarlı Metin Can kendini gazeteci olarak tanımlamıyor. Bir klasik anlamda bir gazeteci değil. Bir iki kurumda çalışmış, serbest çalışmış bir gazeteci. Ama neler yaptı? Nadira'da da aynı şeyi yaşadı. Tabii. Evet. Mesela Nadira meselesi var. Yani o gündemden düşmeye tam da çünkü bir vekilin, çok güçlü bir vekilin evinde olduğu için tam da çok da üzerinde durulması gereken bir vaka. Kesinlikle. Ve Rabia Naz yani hala 1,5 yılı da aştı herhalde. Soruşturma aşamasında halen bir iddianame bile ortada yok. En son yeni bir rapor alınıyordu. Tekrar deneyeceklerdi bazı şeyleri. Gidiyoruz işte, şimdi. Komisyonda bir şey var mı? Perşembe akşamı gidiyoruz. Giresun'a gidiyoruz. Evet. Başladı çalışmaya komisyon. İşte orada incelemelerde bulunacağız. Ondan sonra farklı alanlardan kişiler de çağıracağız komisyona. Dinleyeceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz. Giresun'da bulunanlardan alanlardan derken farklı yerlerden farklı alanlar. Tabii yani adli tıp olabilir, olabilir, tabipler olabilir, işte çocuk hakları alanında çalışanlar olabilir ya da işte daha işi belki psikolojik bakılması gereken yanları olabilir, sosyolojik yanları olabilir. Nasıl suç karartılıyor ve güç, erk sahibi kişiler aslında ne oluyor da bunun karartılmasına neden oluyorlar? Bunları genel olarak bu prensipleri tespit etmek, ortaya koymak olabilir. Yani daha böyle o yolda ilerlemeye yeni başlayan bir komisyon oldu. Ama hani geç adım. Olsa da tabii. Kurulması önemliydi. Kurulur kurulmaz da çalışmaya başladı. Evet. Öyle yani. Bu arada yani bu esnada şeyde de yani sadece belki Rabia Naz'da ve Nadira'da da ortaya çıkacak ama savunma etiği konusunda da ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. İşte bir savunma biçimi olarak özellikle meslektaşlarımız maalesef hani sanık müdafileri çok kötü bir savunma, hani bu cezasızlık aslında işte indirimler bazı onlara savunma yöntemleri öğretti ve bunlar sürekli dönmeye başladı. Ben bu konuyu çok önemsediğim için son dönemde belirtmeden geçemedim. Bunu da çok ön plana çıkarmamız lazım. Yani bu özellikle sanık müdafilerinin işte o da şöyle yapmış örneğin Ceren Damar'da zaten de cinsel saldırıda bulunmuştu falan gibi böyle normalleştirici, meşrulaştırıcı bu savunma biçiminden artık kopmaları gerekiyor. Bizim de buna göre bir tepki ortaya koymamız lazım. Bununla ilgili de bence çalışmalar yapılması lazım. Hem mecliste siyaseten hem de yine STK'lar olarak.
Evet, buna evet en fazla belki avukatların barolarda bir şeyler yapmaları lazım. Çünkü hakikaten hani o kadın cinayetlerinde aşk hikayeleri yazan meslektaşlarımızı biliyoruz. Yani aslında ya, şöyle seviyordu, böyle yani, seviyordu diye. Sinir bozuldu o yüzden. Yani gerçekten hani burada bir meslek etiği, hani savunma biçimi, hani tabii ki savunma özgürdür yani ben düşünce ifade özgürlüğü konusunda hiçbir şeye kısıt getirilmesini istemem. Ama hani bu programa girmeden önce de konuşmuştuk ya, sadece kadınlarla ilgili meseleler gibi bir yere hapsedilmemesi ve daha geniş alanlara yayılması, belki işte o söylediğiniz sesinizi daha fazla duyurabilmek, hakikaten biraz akşam saatlerindeki programlarda da sadece erkek erkeğe konuşmaların dışında kadınların da yer aldığı, ekonomide de bizim söyleyecek sözümüz var, dünya işte dış politika konusunda da söyleyecek sözümüz var. Her alanda söyleyecek sözümüz var. Erkeklerin de bu konuda aslında biraz söyleyecek sözleri olmalı. Yani en azından antrenman yapmalılar. En hafifinden antrenman yapmalılar. Yoksa bizim adımıza söz söylemelerinden bahsetmiyorum. Asla böyle bir şey değil. Ama en azından biraz hakikaten cinsiyetçi olmamak konusunda, işte kadın düşmanlığını engellemek konusunda biraz antrenman yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Konuya şöyle bakıyorlar. Çok üzüldüm. Geçen bir telefon konuşması bir ana akım kanalıyla. Ben bu ara çok çıkmamaya çalışıyorum tartışma programlarında, hani bu karar doğrultusunda, ama sordum acaba belki kadın hakları ya da kadın hakları ya da hukuk, teknik hukukla ilgili belki diye. Dediler ki hayır, şu an siyasi gündem çok yoğun olduğu için, tamamen siyaset üzerinden ilerlediği için kadın haklarını ayrı. Ben dedim ki hani 25 Kasım yaklaşıyor, bakın bununla ilgili bir program yapın bence siz falan diyorum. Ondan sonra böyle ilerlediği için kadın hakları yapmayacağız, işte laf arasında, tartışma arasında konuşulursa konuşulur diyor. Şimdi konuya böyle bakıyorlar. Kadın hakları ile ilgili, çocuk hakları ile ilgili, insan hakları ile ilgili özel bir program yapma gereği duymuyorlar. Bunu küçümsüyorlar. Küçümseyen bir bakış açısı var. Öncelikle biz bu konuyu bir ciddi almamız lazım. Yani kadın... Zaten baştan şey faul, yani siyaset, genel siyaset, bu siyaset değil mi? Değil mi? Aynen siyasetin öyle. Ortası yani. Tabii siyasetin tam daha köpeği. Siyasi bir gündem olamaz gerçekten. İlkesici. Yani. Tabii. Bir cevaptı yani hakikaten, evet. Ve şey öyle görüyorlar. Onlar için sıcak siyaset bugün ne oldu? Kim kime ne dedi? Nasıl o oldu falan, evet. Filan. Şeyde bile işte belki de bununla kapatırız. Biraz da gülmüş oluruz ama yani kendileri de gülünç olduklarını farkında olsunlar. 29 Ekim'de dahi kadın konusu, Cumhuriyet kadını konuşuyorlar. Tabii. İşte laf arasında Cumhuriyet konuşturuyorlar onları. Ve hani orada bir grup erkek dizilmiş yine. Tıpkı daha önce de bir toplantı vardı ya, hep beraber kadın konuşmak için tamamen erkeklerin gelmesi gibi. Bu da Kepez'de 8 Mart programı. Bölen ve ayrıştırıcı bir şey yani, evet. O da öyle. Hani Cumhuriyet kadını ne demek? Tabii mesela Cumhuriyet kadını tartışması yani, başlığı nedir? Hakikaten onlarda bir başka öyle. Tabii kadınları bölmek aslında, evet. Bir yerden. Ben o yüzden kadın dayanışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatım boyunca da buna önem verdim. Hangi partiden olursa olsun gerçekten ortaklaşabileceğimiz çok fazla şey var. Özellikle işte bu cinsel istismar affı konusunda, tırnak içerisinde, evet. Ortaklaşmalıyız ve birlikte davranmalıyız diye düşünüyorum. Umarım öyle olacak. Evet. İkinize de çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tuğba Torun ve Filiz Kirestecioğlu, sağ olun katıldığınız için. Evet, bugün de Söz Bizim sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere.